Biliyorsunuz Burak Sergen Tiyatro'nun ikinci prodüksiyonu. Geçen sene Yanlış Çifti yaptık, bir kanada oyunuydu. Bu sene de Profesyonel'i yaptık. Zaten biz Yalçın'la daha önce Eşkıya Dünya'da karşılaşmıştık. Şimdi bir tiyatro sahnesine çıkalım istedi. Ömer Karadağlı zaten bizim arkadaşımızdır. Yani problem olacağını zannetmiyorum. Kadrolu padişahım, kadrolu katilim, kadrolu mafya babasıyım. Yani onlar genelde benden dönmüyor. Bende kalıyor yani. Değilim. Yani ben kötüyü seviyorum. Kötüyü aktarmak zor, evet, ama bana mı çekmiş? Annesine daha çok benziyor bence. Annesi yok, çok bana güzel benziyor. Kadın. O da bu yolu seçti. Ben seçmemesini söyledim. Burak Beyciğim, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Profesyonel oyunuyla tiyatro seyircisinin karşısına çıkıyorsunuz. Evet. Bu akşam. Bunun hakkında biraz bilgiyle başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz Burak Sergen Tiyatro'nun ikinci prodüksiyonu. Geçen sene Yanlış Çifti yaptık, bir kanada oyunuydu. Bu sene de Profesyonel'i yaptık. Sevgili Cem Emüler yönetti. Ben ve Yalçın Hafızoğlu oynuyoruz. Hani şöyle çok daha sinopsisini söyleyeyim diye geçiyorum. Yani Tito öncesi ve sonrası, dağılmasından ve sonrasındaki bir entelektüel yazarla emekli bir polisin şu oda içerisindeki geçmişe yönelik, yani ben onu daha çok zaman makinesi vardır ya, böyle zaman makinesine binersiniz, geçmişe gidersiniz. O entelektüel insanın geçmişinden bugüne kadar yaşadıklarını, bir de polis gözüyle anılarını, hatıralarını anlattığı bir oyun. Duşan Kovaçeviç'in yazdığı, yani Duşan Kovaçeviç biliyorsunuz çok dünyaca ünlü Sırp bir yazar. Filmi vardı Underground'dan, ben size hatırlatayım. O senaryosu yazan Duşan Kovaçeviç. Bir yolculuk ve hesaplaşma mı diyebilir miyiz özetle? İkisinin de hesaplaşması, çünkü ikisinin de, spoiler vermek istemiyorum ama, çocuklarıyla ilgili, babalarıyla ilgili hesaplaşmaları da var paralel kurguda. Yalçın Hafızoğlu ile beraber oynuyorsunuz. Evet. Nasıl bir rol arkadaşı Yalçın? Zaten biz Yalçın'la daha önce Eşkıya Dünya'da karşılaşmıştık. Şimdi bir tiyatro sahnesine çıkalım istedi Yalçın. Biz de seve seve yaptık Burak Sergen Tiyatro olarak. Yani çok fazla prova yapmamamıza rağmen birbirimizin dilinden anlıyoruz. Çünkü sonuç olarak o da Fenerbahçeli, ben de Fenerbahçeli. Çok büyük ortak nokta. Ondan sonra o da rock metal blues dinler, ben de rock metal blues dinlerim. Yani aynı dilden konuşan iki oyuncuyuz. Çok zevkli geçti tabii provalar hocanın sayesinde. Cem benim konservatuvardan arkadaşım. Süper. Sağ olsun, o da bizi kırmadı ve bu oyunu yaptı. Başka... Sizin bütün oyunlarınız kapalı gişe oynanır. Evet, yani yıllardır. Yemekten. İnanılmaz bir bereketiniz var. Teşekkür ederim. Her yerde takip eder. Özel tiyatroyu ayakta tutmanın zorlukları herhalde günümüzün ekonomik şartlarında çok 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 ayrı bir duruma gelmiş olmalı. Sizin bu konudaki değerlendirmenizi merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Çünkü neden biliyor musun? Yani geçen sene mesela yaptığımız oyun bu sene 4 katında filan. Tabii şimdi ben BAM yapımla ortak yapıyoruz bunu sevgili Batuhan'la birlikte. İşte anca onunla birlikte yapabiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Yani biraz prodüksiyon büyüdüğü zaman karşılayamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani co-producer, co-directed filan vardır yani. İki şirket girer, bir tane film çeker. Biz de tiyatroda hemen hemen ona döndük. Tabii bu hem ekonomik şartların getirdiği şey, hem de özel tiyatroların yaşayabilmesi için biraz daha destek olunması gerekiyor. Yani biraz daha dediğim bayağı bir destek. Bahsediyorum. Şimdi mesela örneğin Kültür Bakanlığı özel tiyatrolara destek veriyor, cidden veriyor. Fakat o kadar çok özel tiyatro var ki nitelikli niteliksiz ayrımı giriyor işte orada devreye. Böyle çok sıradan oyunlara da bir takım destekler çıkıyor ama cidden bu işe gönlünü, ömrünü, her şeyini vermiş insanlara yer kalmıyor. Kesinlikle. Yani sonuç olarak biz okulluyuz. Aynen. Yani bu işin okulunu okuduk ve bu işi severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. Ama yetmediğimiz yerler oluyor. İşte onda da bakanlık devreye giriyor fakat çok fazla dağılıyor. Çünkü bayağı ciddi bir para dağıtıyorlar. Ama daha nitelikli, daha kesinlikle, dünya edebiyatını takip eden, Türk edebiyatını takip eden, repertuarını takip eden oyunlar olsa çok daha onlara destek olunsa çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. 4 katı, 5 katı.
artık bir prodüksiyon çıkardı. Tam burada Tamer Karadağlı'yı soracağım. Tiyatrolar Genel Müdürü oldu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Bu konuya bakış açınız nasıl? Eleştirenler de oldu. Yani ben Devlet Tiyatrosu'ndan gelme bir sanatçıyım. Ben 25 yıl çalıştım Devlet Tiyatrosu'nda. Hem sanatçılık yaptım, hem müdürlüğü, hem müdür yardımcılığı. Hepsi yani sevgili Cem de öyledir. Yani Tamer Karadağlı zaten bizim arkadaşımızdır. Yani problem olacağını zannetmiyorum. Şimdi tiyatronun içinden olan bir insanın bir koca Türk tiyatrosunun amiral gemisini yürüttüğü gemi hakkında çok büyük bir sorumluluğu olduğunu bilmesi gerekir. Tamer zaten bunları bilen bir arkadaşımızdır. Biraz daha zaman geçmesi lazım ki icraatını görelim, repertuarını görelim, müdürlerini göre seçtiği, koordine ettiği müdürlerini görelim. Biraz zaman vermek gerekiyor bu tür şeylere. Zamanla öngörünüz ne bu konuda? İyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi her şeye kötü başlıyoruz. Kötü başladığı zaman çok kötü bir enerji oluyor. Yani ben her zaman optimist bir insanım. Yani evet, pesimist. O kadar çok pesimist insan var ki etrafta, yani biraz optimist olmakta fayda var diye düşünüyorum her konuda. Öyle bakarım. Önce iyimser olarak girerim. Sonra duruma göre eğer kötüye gidiyorsa, ne kadar kötümsersin dedikleri zaman aslında ben bu işe iyimser olarak başladım. Sonradan böyle oldu diyebilmek için. Yani ben hep pozitif tarafından bakarım. Çünkü genelde hep şey denildi ya, çok fazla oyunda oynamayan bir kişinin, tiyatro oyunun sayısı fazla olmayan birinin çıkıp... Yani şimdi tiyatro sayısı fazla olan birinin de o zaman Cüneyt Bey'i mezarından kaldırıp getirmek gerekiyor. Yani bunun kıstası o olmamalı diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak konservatuvar bitirmiş, tiyatro okumuş bir arkadaşımız. Yani evet, oyun oynamamış, az oynamış olabilir ama bu bir ölçü değil bence. Bu arada ekonomik kriz hayatımızın her alanında var ama bir o kadar da tiyatro seyircisi tiyatroyu bırakmıyor. Bu da çok güzel bir şey. Maşallah. Gerçekten. Yani ben görüyorum, oluk oluk gidiyor insanlar. Gerçekten çok iyi bir şey. 5-10 yıl öncesine kadar böyle değildi. Tiyatro iyileştirir, tiyatro yolunu bulur. Onun için ben çok mutluyum. Hele özellikle şu Taksim, Cihangir, Sıra Serviler Circle'ında, o dairede olan küçük tiyatroların her gece perde açıyor olması beni çok mutlu ediyor. Yani biz tabii ödenekli tiyatrolardan geliyoruz ama yani hiçbir şey olmayan bile, sadece yüreği olan arkadaşlarımın bile saat 8'de perdelerini açması çok güzel bir şey ve katlanarak gidiyor dikkat ederseniz. Çünkü tiyatrodan bakarsanız, işte ekonominize ne diyorsanız, oradan baktığınız zaman çok net bir şekilde biz size aktarırız. Biz anlatıcıyız. Biz yorumlarız, oynarız, size doğruyu gösteririz, insana insanla anlatırız. Onun için tiyatro tarafından baktığınız zaman her şey çok daha çözülmüş bir şekilde geçer insanlara. Onun için ben bu katlanmanın daha da fazlalaşacağına inanıyorum. Çünkü tiyatronun büyüsü, sihrini yavaş yavaş seyircimiz de eski büyüsüne dönmeye başladı. Nedense her şey eskiye rücu eder. Tarih tekerrürden ibarettir. Tiyatronun en yüksekte olduğu, yani bu kameraların, bu televizyonların, bu filmlerin olmadığı zamanlarda radyo ve tiyatro vardı. Sanki oralara gittiğimiz zaman her şeyin en doğrusunu bulacağız gibi geliyor bana. Amin diyeyim gerçekten. Amin. Bu arada dizileri de hiç bırakmıyorsunuz. Evet. Diziler de sizi bırakmıyor. Evet, her zaman en çok teklif alan karşılıklı oyuncuların. Karşılıklı bir ilişkimiz var onlarla. Evet. Hudutsuz Sevda'ya döndünüz bu sezon. Evet, Hudutsuz Sevda'yla başladım. Kabul etme sebepleriniz, sonradan eklendiniz galiba. Mesut zannediyorum birkaç prova da yaptı. Sağlık problemlerinden dolayı zannediyorum. Ayrılmak zorunda kaldı. Ben de sağlık problemlerini geçirmiş biri olarak duhul oldum diziye. Çok güzel bir senaryo. Zaten şirket daha önce işte Sadakatsiz'i yaptığımız sevgili Fatih Aksoy'un başında bulunduğu bir şirket. Ben onu her zaman bu tripod gibi düşünürüm. Hani senaryosu, yapımcısı ve yönetmeni iyi olan bir şeyin kastı dördüncü sıraya atarım. Şu üçlü iyi olduğu zaman kötü bir dizi çıkmaz diye düşünüyorum. Çok az yanıldığım oldu ama genelde şu üçlü çoksa, özellikle hikaye. Hikayede sevgili Bahadır'ın zaten yazdığı, işte Raci ile birlikte yaptığımız bir şey. Biliyorsunuz sıfırdan bir şey tutturmak çok zor. Artık evet. Artık herkes alışkanlıklarını bırakmak istemiyor. Yani geçen seneden
bir şey takip ediyorsa oradan devam zaten ediyor. Zaten reytingler ciddi i̇şte, şekilde düştü. Ben hep onu zaten iki reklam arası meşhurluk derim bizimki yaptığımız işe. Yani o iki reklam arasında başka bir yere kaçıyorsa, hani orada bir şey tutturabiliyorsa seyirci kitlesi daha kazanıyoruz demektir. Çünkü ana akım kanalların, yani bu dijitaller çıktıktan sonra işleri çok zor. Bak çok net söylüyorum. Yani orada yapılan işler cidden çok çok seçilmiş, titiz, çalışılmış işler. Yani ana akıma artık yavaş yavaş bu dijitallerin de bayağı bir çatışma olacak gibi düşünüyorum. Ana akımlar da artık o kadar tekel değiller. Evet. Alternatifi çok güçlü. Evet, çok çok fazla alternatif var. Onun için herkes çok iyi işler yapmaya çalışıyor. Ben de o işlerin içinde bulunmaya çalışıyorum. Hep zaten iyi işlerin içinde bulunmaya çalıştım. Seçerek yaptım bunları. Tiyatroda da, dizilerde de, filmlerde de ne diyorsanız. Kesinlikle. Peki Leto ailesinin reisisiniz. Evet. Ama çok böyle... Karasular, sert, Letolar. Sert de Kapuletler, bir karakter. Kapuletler, Montegüler. Aynen o şekilde. Bu kadar hani sert bir karakteri canlandırmak ve bununla ilgili olan gelen yorumlar ne yönde oluyor genellikle? Şimdi bir sen aslında yani şimdi sert karakter evet ben genelde o bana yapıştı. Hı hı. Yani ben zaten kadrolu padişahım, kadrolu katilim, kadrolu mafya babasıyım. Yani onlar genelde benden dönmüyor. Bende kalıyor yani hangisi gelirse. Yani sadece dozajları artıyor. Hı hı. Hani birinde dediğin gibi biraz şu kadar oynuyorsam birinde bu kadar oynuyorum. Yani sonuç olarak o da hikayeye dahil bir şey. O tür rolleri oynamayı seviyorum. Yani eskiden mesela kötü sevilmezdi. Hep evet. İyi isterdiniz. İyi karakter, iyi olsun. Ya ben de değilim. Yani ben kötüyü seviyorum. Kötüyü aktarmak zor, evet. Ama iyinin parlaması için kötünüzün çok iyi olması lazım. Hı hı. Kötünüzün çok iyi olması lazım. Çok, çok güzel. Evet. Ekip çok yetenekli çok oyunculardan çok ve çok değerli evet. isimlerden oluşuyor. En iyi kiminle anlaşıyorsunuz? Herkesle anlaşıyorum. Dizide biliyorsunuz mekanlar çok farklıdır. Birinci ekip, ikinci ekip vardır. Onlara pek fazla hani ikinci ekip bir şey çekiyorsa ulaşamıyorsunuz. Ama işte telefonla, mesajla ne yapıyorsunuz, ne diyor? Herkes birbirinin farkındadır. WhatsApp grupları var. Evet, WhatsApp grupları var. Oyuncular, genç oyuncular Denizcan, Miray, onlar hakkında fikirleriniz neler? Çünkü siz çok değerli bir aktör olarak onlara mutlaka ki zaman zaman böyle hap değerinde bilgiler veriyorsunuz. Henüz öyle bir bilgiler veremem. Miray'a biraz daha hani karşılıklı sahnemiz oldu da Deniz'le çok fazla olmadı. Şimdi şöyle bir şey var. Genç arkadaşlarımız muhakkak olmalı. Hı. Yani muhakkak olmalı. Fakat dizilerde sadece işte 18 yaştan 24 yaşa, 25 yaşa kadar olan hikayelerin haricinde hikayeler de var. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bunu Hollywood çok güzel yapıyor. Onların televizyonu çok güzel yapıyor. Yani evet tabii ki olmalılar. Tabii ki onlar önde olmalı. Fakat arka tarafı onlardan arındırdığınız zaman gerçek güçleri ortaya çıkıyor. Bunu arındırmanız için de arka tarafın hikayesinin daha iyi olması gerekiyor. Ya da şöyle anlatayım. 30 yaş üzerindeki karakterlerin de bir hikayesi var. Ona yönelik diziler de yapılmalı bence. Yani ben buna Sopranos derim. Gandolfini'nin oynadığı yani orta yaş bir karakterdi. O da öldü biliyorsunuz. Yani onların da bir hikayesi vardır. Bunlara da girmek gerekiyor. Sadece genç oyuncular değil, 30 yaş, 40 yaş, 50 yaş üzeri bakın mesela tiyatro repertuarına. Tiyatrocunun herhalde en son geleceği nokta Kral Lear'dir. Hani 80 yaşındadır, evet. Ülkesini paylaştırır. Onun çok güzel bir dramı vardır. Yani onların da hikayelerinin öne çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Peki sette böyle çok zorlandığın sahneler oldu mu? Sizde değil ama bir şiddet sahnesi vardı taşla. Bir kadının başının ezildiği ilk bölümde çok tartışılmıştı. Bu şiddet konusuna bakış açınız nedir ve şimdi, sizin zorlandığınız bir sahne oldu mu çok? Bir takım şeyleri gösterdiğiniz zaman yani bu şiddet olsun işte sevim yani yasaklı maddeler olsun onları gösterdiğiniz zaman tabii çok büyük bir tepki çekiyor. Fakat bir şekilde bunu göstermeniz gerekiyor ki bu tarafı onu nasıl alt ettiğini, nasıl yok ettiğini, nasıl yaptığını görelim.
o çok rahatsız edici şeyler onlar. Ama bir şekilde yani hikayelerin bir yerlerinde bulunması gerekiyor. Yani ben şiddet taraftarı falan değilim, sakın yanlış anlamayın. Tabii ki. Yani bir şeyin kötüsünü önce gösterirseniz iyi değer kazanıyor. Hı hı. Öyle sahneler çekildiği zaman olmasın daha iyi, ama olduğu zaman da niye bu işte şiddete evet şiddete yönlendiriyor. Fakat onun sonrası çok önemli. O dizi, film, tiyatro, yani hep şiddete yönelik mi gidiyor, yoksa onu sadece göstermek için mi yapılıyor? O aslında öbür tarafı iyiliği için mi yapılıyor diye düşünenlerdenim. Hı hı. 18 yaş, 13 yaş, 16 yaş bunların seyretmemesinde çok büyük fayda var. Şive yani. Konusu da tartışıldı evet, özellikle. Evet, şive konusu. Eşlerinizden biri galiba değil mi, Şiveli? Esra'nın oynadığı Şiveli. Şive konusu biliyorsunuz Karadeniz. Cimer'e falan şikayet etmişler sizi. Çok güldüm ona. İnanılmaz. Yani Karadeniz sahili biliyorsunuz çok farklı konuşuyor. Mesela Trabzon'da konuşulan Şive ile Artvin'deki farklı, Rize'deki farklı, Samsun. Hepsi farklı. Biz ortaya böyle bir karışık bir şey yapalım dedik. Yani bu sefer herkesten tepki gelmeye başladı. Evet. Biz böyle konuşmuyoruz, biz bunu yapmıyoruz. Herkeste bir defans oluşuyor. Böyle bir defansa karşı bir ofans yapamıyorsunuz. Onun için biz bazıları kalsın, hani bazıları... Sizde yok ama şimdi. Yok, yok. Temiz. Yok. İstanbul Türkçesiyle muhteşem sesinizle sizi dinlemeye devam ediyor. Sağ olun. Burak Beyciğim, çok büyük bir sağlık sorunu atlattınız ve şu an sizi bu kadar sağlıklı gördüğüm için çok mutluyum. Sağ olun. Ne içiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz kendinize? Yani çok iyi bakıldığınız, kendinize de iyi baktığınız belli evet, oluyor. Evet, çok teşekkür ederim. Yani evet, bir bayağı bir uzun... Pandemiyi çok ağır atlattınız. Çok ağır atlattım. 15 gün entübe oldum. 2 ay hastanede yattım. Yürüyemedim 1 ay. Sonra kalktım. Gittim baktım. O taraf güzel, gayet iyi. Sonra da dedim ki biraz daha yapacağım şeyler var. Bunun için geri geldim. Yani doktorlar ne dediyse hepsini yaptım. Her şeye, bütün diyetlere, her şeye uydum. Sonucunda da böyle sağlıklı maşallah diyeyim. Çok iyi görünüyorsunuz gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Özel beslenme şekilleri var mı? Hani bazıları işte yurt dışından bal getirir, onu yapar, yok, bunu yapar. Yok. Yurt dışı dönüyor, Türkiye'nin dört bir yanında. İlk başta zaten sadece mamayla beslenebiliyordum. Yani hı-hı, onun için çok zor süreçler. Onlara çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü onlar patlıyor bende. Çok rahatsız oluyorum ondan. Öyle bir şeyler yok. Yani ilaçların bazıları bulunamıyordu. Oradan getirdik. Şu an harici... ilaç kullanıyor musunuz yok, hala? Yok, hayır. Aha, gayet. O da bitti. Her şey yolunda. Bitti. Süper. Evet. Bu arada Cansın'ı soracağım. Şimdi arkada bizi izliyor. Birazdan bir bakayım, beraber. Bak orada. Detay görürüz. Gel bakayım bir. Gel buraya. Gel. O da sizin izninizden geliyormuş. Evet, çok güzel. Şimdi Tiyatro Pera'da sevgili Nesrin Kazankaya yönetiminde tiyatronun tozunu yutmaya başladı. Ben olmasını istemedim ama işte buyurun, Cansın da geldi. Çok yakışıklı kendisi. Teşekkür ederim. Bana mı çekmiş? Annesine daha çok benziyor bence. Annesi yok, çok bana güzel benziyor. Kadın. O da bu yolu seçti. Ben seçmemesini söyledim ama... Hı hı. Neden seçmemesi söylediniz? Ya çok meşakkatli, çok hı hı, zor. Yani sürekli babasından... Sürekli ben de setlerini gördüğüm için. Ama ben sevdiğimden dolayı devam etmek istedim. Hı hı. Setlere falan da zaten küçüklüğümden beri gidiyorum. Babamın tiyatrolarına, provalarına, her şeyden, hı hı, türlüsünden. O yüzden ben de o yoldan gitmek istiyorum. Boyun bayağı uzamış Cansın. Bayağı. İnanamadım seni görünce şimdi. Gerçekten çok ufak halini bildiğim için ben senin. Daha doğrusu bütün o gelişim sürecini takip ettik annem ve babandan dolayı. Evet. İnanılmaz yakışıklı ve hoş görünüyorsun gerçekten. Bakayım, bayağı yakışıklı olmuş. Yolunu çizerken neleri tavsiye ediyorsunuz Cansın'a? Yolunu aslında uzun boylu çizmiyorum. Yolunu okulu tabii çiziyor ama okulda yaptığı temrinlere yardımda bulunuyorum. Çalıştığı parçalara isterse o da. Çünkü ben genç arkadaşlara hep şunu söylemişim. Kendiniz bulun, yaşayın, kendiniz bulun, kendiniz yapın, kendiniz yolda bulunun diye. Cansın da onu izliyor anladığım kadarıyla. Süper. Cansın, özel bir şey söylemek ister misin babanla ilgili? Yok yani zaman zaman babamın da dediği gibi mesela bir tirat çalışmam gerekiyor, bir parça çalışmam gerekiyor. Geliyorum babama, çalıştırıyor. Hı hı. Belli zamanlarda oluyor. Beraber kitap okuyoruz. Evet. Tiyatro, evet. Konuşuyoruz. Öneriyor, konuşuyoruz. Film izliyoruz, dizi izliyoruz. Hı hı. Yani bu yönden zaten babamdan büyük bir katkı alıyorum. Her türlüsünden bir ihtiyacım olduğunda, bir şey olduğunda her türlü soruyu da cevaplayabilecek. Hı-hı. Zaten küçüklüğümden beri de az buçuk bir şeyler bildiğimden dolayı daha rahatım bu konuda yani.
deden, amcan, herkes oyuncu, evet. Annen, baban inanılmaz. Özden, ama gene de en çok babamdan gördüğüm için. Evet, babanın sana ne kadar düşkün olduğunu görüyoruz, gerçekten çok iyi bir baba. Teyici aslında oyununuzda, sağ olun. İnşallah. Özel eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yok, ben sadece tiyatroya gereken önemin verildiği ama daha çok tiyatro oyununun ve tiyatro yapımcısının olmasını istiyorum. Onlardan bir tanesi de Batuhan. Ona da çok teşekkür ediyorum bu arada. Burak Sergen Tiyatro'nun kurulmasında büyük emeği olan Gizem Şaban'a çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Çünkü o olmasaydı bu tiyatro olmazdı. Onun sayesinde kuruldu. Evet, inanmak gerekiyor değil mi? Evet, hı hı. Çok inandı. Yani ben bu tiyatronun bir oyuncusuyum. Hı hı. Sahipler orada. Ah, süper. Çok teşekkür ederim. Burada. Sağ olun. O çok yakışıklı zaten. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.